Selamlar kanım, hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklarımız başladı. Şimdi birlikte dolma ve kızartmalık yemeklik kışlık biber hazırlıkları yapacağız. Şöyle hemen size göstermek istiyorum poşetlerimi. İçerisinde biberler buzluktayken yapışmadığı için 1 kilodan fazla biberi de aynı poşetin içerisinde buzluğunuzda yer varsa yerleştirip koyabilirsiniz. İhtiyacınız kadarını poşetin ağzını açıp kullanıyorsunuz. Gerisini kapatıyorsunuz. Zaten kuruduğu için birbirine yapışmıyor. Rahatlıkla içerisinde ayrılıyor. Burada dolmalık biberlerimiz var. Şöyle göstereyim. İçlerini oydum. Gördüğünüz gibi. Burada da hazırlayacağım yine sizlerle birlikte. Burada da kızartmalık biberler hazırladım. Ortadan ikiye ayırdım. Şöyle. Ortadan ikiye ayırdım. Ardından da 3'e, 4'e böldüm. Kızartmalık olarak hazırladım. Yine bunu da ihtiyacım kadarını kullanacağım. Şimdi birlikte hazırlayalım. Dolmalık biberler nasıl hazırlanıyor? Bu şekilde. Şöyle kapaklarını kullanacaksınız eğer. Ben kapaklarını kullanıyorum. Yine biberin üzerine dolmalarda. Kapağını direkt içerisine yerleştiriyorum. İçerisindeki şu tomurcuklu kısmı alıyorum. Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde içerisini temizliyorum. Tomurcuklarından temizledikten sonra direkt poşetin içerisine atıyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Bazılarında kapağın orta kısmı ayrılabiliyor. Önemli değil. Şöyle. Tekrar aynı işlem. Şimdi kızartmalık olarak ve yemeklik olarak da nasıl yaptığımı göstereceğim size. Ayrıca soslarda falan da kullanıyorum. Kışın çok rahat oluyor. Yani büyük bir kurtarıcı. Özellikle fiyatlar falan yükseldiğinde de hem yaz lezzetini bulamıyorsunuz hem de fiyatlar yükseldiğinde çok da ekonomik oluyor. Kışlık hazırlıklar. Şimdi bunlar dolmalık biberlerimiz. Yemeklik olarak da nasıl hazırladığımı kızartmalık olarak size göstereyim. Dilerseniz bu şekilde tomurcuğunu çıkartırsınız içerisinden. Şöyle bir oyacağınız varsa dolmalık oyacaklar onunla yaparsınız. Yoksa bu şekilde bıçakla da yapabilirsiniz. Ortasını çıkartıyorum. Ben hem domateslerimi de çiğden koyuyorum. Hiç kızartmıyorum. Biberlerimi de aynı şekilde. Sadece domateslerde kabuğunu soyuyorum. Yeterli geliyor. Bu şekilde. Ardından zaten yemeklerde eğer küçültmek istersen küçültüyorum. Bir de buzluktan çıkardığım zaman genellikle biberlerimi hiç çözülmesini beklemeden direkt kullanıyorum. Şimdi bir de kızartmalık olarak da şöyle nasıl hazırladığımı göstereceğim. Bunlar biraz ince. Normalde daha kalın biberlerden hazırlıyorum kızartmalıkları. Bu şekilde ikiye ayırıyorum. Ortasındaki şu tohumları çıkartıyorum. Temizliyorum. Suyum var kenarda. Suyun içerisine çırpıyorum. Öncesinde de zaten biberlerimi yıkıyorum. Tamamdır bu şekilde. Bunları da böyle böyle biber acı olduğu için kokusu biraz boğazıma vurdu şu anda. Bu şekilde biberlerimiz hazırlıyoruz. Dediğimiz kadar poşetleri isterseniz yemek yemek ayırın. İsterseniz de benim gibi böyle yarım kiloluk, 200 gramlık, 1 kiloluk poşetler halinde buzluğunuza atın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.